Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar. Selamun aleyküm tıptım fedhulüha halidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. Cennet selamlarıyla selamlıyorum. Neşesizsin. Yine ibadete devam. Başkalarına da Allah'ın emirlerini, Efendimizin mübarek sünnet-i şeriflerini söylemeye devam. İkisi bu kendi, insanın kendi nefsinde. İkisi dışarıda. Gittiğiniz yerlerde insanlar iyi dinliyor, seviniyor, dinliyor, ediyor, devam edeceksiniz. Bazı yerlere gidiyorsunuz, orada dinlemiyorlar. Sabredip, daha yumuşatarak söyleyebilirseniz orada, yoksa oradan başka yere, izin isteyip başka yere. Orada kabul etmediler ama başka yerde hemen kabul ederler. Kabul edenleri aramak. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Her sıkıntıdan kurtuluruz. Siz de kurtulursunuz. Biz de kurtuluruz. Bunu söyleyelim. Birkaç defa söyleyelim diye söylense olur. Demek bu dört şeyi anladık mı? Çok neşeliyiz. İbadete ve Allah'ın kullarını ziyaret edip davet etmeye devam edeceğiz. Neşemiz az olmuş. Tembellik oldu ya efendim ya hastalık ya herhangi bir şey kendimizden. Yine devam etmek. Dışarıdan gelenlerde söylediğimiz yerlerde çok iyi dinleyenler var. Onlara söylemekte devam edeceğiz. Dinliyorlar, sizi kabul ediyorlar. Devam edeceğiz. Efendim ötekisi de kabul etmiyorlar. Dinlemek istemiyorlar. Peygamberimiz Ebu Cehil'e 70'ten fazla gitti. Evine gidiyor. Dışarıda görüyor. Söylüyor. Hiç terk etmeyeceğiz. Başkalarına gideceğiz. Allah'ın lütfuyla. Böyle davet yolunda bunlara da çok ehemmiyetle devam etmeye çalışmak. Allah Teala Hazretlerinden hayırlı sıhhat isteyerek Efendimiz buyuruyor, iki büyük nimet vardır çok insanların faydalanması gereken iki büyük nimet. Birincisi sıhhat. Sıhhatımıza dikkat edeceğiz. Çok hastalıklar da mideden oluyor hadis-i şerifler. Yememize, içmemize dikkat etmemiz lazım. Sıhhatımızı muhafaza edeceğiz ki kendi özel ibadetlerimiz ya ne kadar büyükler var öyle mübarekler, kitap yazanlar. Ömrü kafi gelmez o kitapları yazmaya. Müttaki oldukları için Allah'tan korkana Allah beraber oluyor. Ya. Allah çok kuvvetli Allah Teala sizler. Hemen yetişir, her yerde yetişir. Sıhhatımıza dikkat edip Allah'ımızın emirlerini, beş vakit namazı Allah Teala sizler buyuruyor. Beş vakit namaza dikkat edene dünyasını cennet ederim, ahiretini cennet ederim. Bu sözler az mı? Bu nasihatler az mı Allah'ımızdan? Celle Celaluhu. İkincisi de, birincisi sıhhat, ikincisi vakitlerini değerlendirmek. Vakitlerle altınlar kazanılabilir. Altınlarla vakit kazanılmaz. Gün geri gelmez. Bunlara son derece ehemmiyet verip Allah'ımızın emirlerini, Peygamber Efendimizin mübarek sünnet-i şerifleri, iman, namaz muhafaza edersek gerisi kolaylaşacak. İmanla namaz. Bunlara iyi dikkat etmek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal müminun. Ellezinehum fi salatihim haşiun. Allahu Ekber. İman edenler kurtuldular. Felaha kavuştular. Onun için bunları böyle birbirimize hayır şeyleri söylemede büyük rahmetler var. Bir iki hadis-i şerif söyleyeyim size ben. Ezberlerim bunları. Ya. Kâlen-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem irham turham. Bu bir hadis. Bu şekilde söylemekte ağzımız nurlanır. Peygamberimiz buyurmuş. İrham turham. Merhamet et, merhamet olunursun. Allah. Ettevhidü miftahul cenneh. La ilahe illallah Muhammed Resulullah cennetin anahtarı. Ettevhidü miftahul cenneh. Ezberleyebilirseniz ne kadar güzel olur. Allahümme selam. Es-salatu miracül mü'min. Es-salatu miracül mü'min. Namaz mü'minin miracı. Mü'min, imanlı insanlar Allah'la görüşüyor namazda. Mirac ediyor. Ne kadar mühim şey. Ed-dinü hüsnül hulk. Ed-dinü hüsnül hulk. Din güzel nasihatler. Din güzel ahlak. Din güzel ahlak. Ne kadar güzel. Bunlar böyle insan söylese, kalplerimize yazsak, öğrenip birisine de söylemek. Hayrukum men teallemel Kur'ana ve allemehu. Allahu Ekber. Hayrukum men teallemel Kur'ana ve allemehu. Sizin hayırlınız Kur'an öğrenen öğreten. Hemen bildiğimiz kadar birisine, arkadaş, kardeşim, kız kardeşim, hanımlar, hanımlara, erkekler, erkeklere. Ben bir Elham-ı Şerif okuyayım. Lütfen. Bir de siz okur musunuz? Yanınızda hiç kimse yoksa, bir kişi de olsa. Biz bu gezerken böyle şey yapıyorduk. Rusya'da gezerken trenlerde selam vererek yürüyorum. Selam vererek aleyküm selam diyiveriyor birisi. Yanına oturuyorum. Öğretiyorum. Ben bir Elham okuyayım. Siz okuyun. Bilemiyorsa öğretmeye. Tren gidiyor nasıl olsa. Ya Rusya taraflarına gidenler böyle Allah için çıksalar çok büyük hayırlar olur. Bir namaz kılalım beraber. Ya namaz kıl. Evet öyle oldu elhamdülillah yani. Öğlen namazı birkaç defa, 3-4 defa kılıyoruz. Birisiyle söylüyorum. Onunla beraber bir kılıp, abdest alıp, namaz kılıp. İleride bir daha, bir daha, bir daha. Böyle iman, namaz. Evet, hadis-i şeriflerden birkaç kelime. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Hayrukum men teallemel ilme ve allemehu. Böyle de hadis-i şerif. Hayrukum men teallemel ilme ve allemehu. Sizin hayırlınız ilim öğrenen öğreten. Dine dünyaya faydalı her ilim de hayırlı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Men zekereni rabbi ve ene celisun bi. Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Bu da hadis-i kutsi. Men zekereni abdi ve ene celisun bi.
kulum beni zikrettiği zaman ben de yanında oturuyorum, yanındayım. Kulum beni zikrettiği zaman ben yanında olurum. Afdalu zikri la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Afdalu dua elhamdülillah rabbil alemin. En güzel zikir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. En güzel dua elhamdülillah rabbil alemin. Bu hadis-i şeriflerden birkaç tane söyleyeyim size de. Böyle meclislerimizi böyle nurlandırmak. Men kâle evvel kelamuhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, ahir kelamuhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, dehalel cennet. Bin sene yaşasa da ilk sözü, son sözü la ilahe illallah Muhammedun Resulullah olursa cennete girer. Bunlar hep birbirimize. İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema. Bu da çok mühim. İrhamu men fil ardı, İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema. Yerdekilere siz merhamet ederseniz göktekiler size merhamet eder. Böyle meclislerimizi hemen nurlandırmak ve böyle kendimizi meşgul edersek seferlerde, oturduğumuz yerde, her yerde böyle kelime-i tevhid evvela biz kendimiz söyleyelim. Yanımızdakiler Müslümansa beraber söyler. Yani öyle cehri olarak la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Birkaç defa biz söyleyince oraya Allah'ın rahmeti geliyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalplere rahat geliyor, huzur geliyor. O Müslümansa onu da söylemesine vesile olur. Gayrimüslimse siz söylerken elimizde bir de İslam adresi olursa hemen onu veririz. O da okur. Ya Allahümme salli ala seyyidina. Niyetül müminü hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlı. Niyet etmiş, yapabildiyse hayır, yapamadıysa yine hayır. Hayra niyet etmek. Niyetül müminü hayrun min amelihi. Ne kadar mübarek şeyler bunlar. Evet. Belligu anni velev aye. Benden bir ayet de biliyorsanız tebliğ edin. Ne kadar güzel. Legadvetun fi sebilillah evrahatun hayrun mined dünya ve mafiha. Akşam sabah dine dünyaya faydalı adımlar atmak dünya ve dünyanın içindekilerin hepsinden hayırlıdır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Eddinu muamele. Din, muamele, amel. Din çalışmaktır. Hayırlı işler yapmaktır. Eddinu muamele. Eddini hüsnül hulk, din güzel ahlak söyledik. El kelimetü tayyibetü sadakatün. Allah Allah. Bunları ezberleyelim inşallah. El kelimetü tayyibetü sadakatün. Güzel söz söylemek sadaka. Allahu Ekber. Safiru tesihhu. Sıhhat ediniz, sıhhat bulursunuz. Safiru tesihhu.
sefer ediniz, sıhhat bulursunuz. Sumu tesihhu. Oruç tutun, sıhhat bulursunuz. Sumu tesihhu. Oruç tutun, sıhhat bulursunuz. Tebessümüke vechu ahuke sadaka. Allahu Ekber. Bir kardeşine gülümseyerek bakmak sadaka. Tebessümüke vechu ahuke sadaka. Kardeşine gülümseyerek, herkese, birbirine gülüm. Esselamu sadaka. Selam vermek sadaka. Esselamu sadaka. Para dağıtan insanlar da oluyor. Ama herkes para dağıtamaz ama gülümseyerek bakabilir. Selam verebilir, sadaka dağıtmış gibi. Allah sevap ikram eder. Efdalul esma ilallah Abdullah Abdurrahman. En güzel isimler evlatlarımıza Abdullah Abdurrahman. Hayriye de denebiliyor. Hayriye isim hanımlar için de Hayriye isimler, Amine isimler, Fatıma, Ayşe isimler. Bunlar da sevaplı işler. Evlatların anne babalarında haklarından birisi de güzel isim koymak. Güzel isimler koymak. Allahümme salli Resulü Muhammed Aleyhisselam. Men salla aleyye merreten sallallahu aleyhi aşere merrat. Kim bana bir salavat getirse Allah ona 10 salavat. Yani 10 kere rahmet eder, mağfiret eder Allah Teala'sıdır. Allahümme salli Resulü Muhammed Aleyhisselam. Nasihatlar söylemek, dinlemek, iki kere dinlemek, bir kere söylemek. Öğrendiğimiz şeylere dikkat etmek. Sahabelerden birisi Hazreti Ömer Efendimizin yanına geldi. Emirül Müminin Hazreti Ömer. Ya Emirül Müminin, oğlum 18 yaşına geldi, beni dövmeye teşebbüs ediyor. Dövecek gibi oluyor, kaçıyorum. Ha, Hazreti Ömer çok mübarek, kuvvetli devlet reisi. Emrediyor, bunun oğlunu getirin buraya. Oğlum diyor, oğlum, sen bu senin baban değil mi? Babam. Sen anne babaların evlatlarında hakkı olduğunu bilmiyor musun? Bak babana hakaret ediyormuşsun. Dövecek gibi oluyormuşsun. Emirül Müminin buyuruyor. Anne babaların evlatlara hakkını herkes biliyor, söylüyor da evlatların anne babasında hakları hiç mi yok? Var diyor. Buyurur musunuz? Anne babalar evleneceği zaman ahlaklısını arayacaktı. Güzel ahlaklıyla evlenecek,
güzel güzel ahlaklıyla evlendikten sonra çocuklarına hayırlı isimler koyacak. Dine, dünyaya faydalı isimler koyacak. Çocuk doğduktan sonra. Ve annesine de tembih edecek. Hanımefendi, ben gece gündüz helal rızık peşindeyim. Lütfen çocuğumu daima la ilahe illallah diyerek, Allah Allah diyerek her hizmetini o dillendiği zaman Allah deyiversin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ön sözü. 7 yaşında gelince namaz emredeceksin. Namaz beraber kılalım oğlum kızım. Namaz emredecek. 10 yaşında gelince sabah biraz gaflet ederse Allah. 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 Telefonu başka yerde bırakmayı unutmuşum. Hepimizi affeyle ya Rabbi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arada bir noksanlık hatalarımız olunca hemen la ilahe illallah Muhammed Resulullah söyleyince Allah hepsini affediyor. Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekimiz salata. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل اللهم صل على سيدنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الله أكبر أقشام صباح gece gündüz namazlar kılarsanız Allah Teala Hazretleri günahlarınızı affeder. Arada bir hata, güzel bir iş yaparken bir hataya düşersek hemen la ilahe illallah Muhammed Resulullah yahut estağfurullah lazım etübüyle Allah Teala Hazretleri günahlarımızı affediyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Salavat-ı şerifeler de çok faydalı. Şimdi gelelim o mübarek sahabi oğluyla beraber Hazreti Ömer'in huzurundalar. 10 yaşına gelince hafif kaba yerlerine hadi oğlum sabah namazı gel camiye gidelim. Ya camiye gidelim. Sabah namazına devam etmeyi ben bunu çok söylüyorum. Muhterem hanımefendiler rica ediyorum. Hanımefendi mübarekler. Evvel medrese, anne medresesi. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi babanıza da söyleseniz olur. Efendinize de söyleseniz olur. İşte Japonya'da gençlerimiz evlendi. Öyle mübarek edepli hanımlar ki efendilerini uyartıyor. Efendi, yorgunsun, çalıştın ama namaz vakti. Namaza camiye git de hoca efendilerden biraz ilim öğren. Gel bana da öğret, ben de çocuklarıma öğreteyim diyen hanımlar var. Tabii memleketimizde bunların daha iyileri. Ben annemden bahsedecek olsam Allah neler öğrettiler. Evet, 7 yaşında namaz öğretmek, 10 yaşında terbiye için terbiye etmek. Efendim, şimdi o çocuk diyor efendim, ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Babam bunların hiçbirisini yapmadı. Güzelliğiyle evlendi birisiyle. Annem bana İslam ismi yerine bir hayvan ismi koydu.
7 yaşında da namazda emretmedi. 10 yaşında da beni hafif ne dövdü ne de bir şey. Hazreti Ömer Efendimiz diyor, o sana hakaret etmeden evvel sen ona hakaret etmişsin. Hadi oğlum sen de, hadi babası sen, ikiniz de tevbe edin de, tevbe kapısı açık. Şimdi daha dünyadasınız. Tevbe edelim, evlatlarımızı da getirelim, ilim meclislerine getirelim, camilere davet edelim. İşte mübarek. En mühimi de şeyler, erkekler helal rızık içinde. Sabah namazından önce gidenleri de biliyorum ben. Gezdiğim için çok. İşlerine. Yollarda kılıyor ama namazını. Kılanları gördük çok. Gece yatsı namazından sonra da işten gelen. Allah'ın emirleri çok kolay. Bazı kardeşlerimiz bunu da bugünlerde çok söylediler bana da. Allah'ın emirleri, ibadetler hepsi parasız ve kolay, çok da faydalı. Günahların hepsi hem para harcıyor, hem canından sıkıntılara giriyor. Ya mekruhlar, haramlar hepsi hem para hem de sıhhatine de zararlı. Evine, ailesine de zararlı. Başkalarına da zararlı. Bunun için gelin hepimiz tevbe edelim. Tevbe edelim, namaza başlayalım. Namazları vaktinde camilerde kılmaya gayret edelim. Allah Teala Hazretleri her güzellikler verecek. Kitaplarımızda böyle güzel nasihatler de var. Çok güzel nasihatler var. Hatırlıyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Beraber oturuyoruz işte böyle bir vaktinizi lüzumsuz yere harcatmak istemiyorum size. Benden daha iyi söyleyenler de dinleyin inşallah. Bazı mübarek hocalarımız sert söylerse onu da dikkatli dinleyin. Hepimizin sözlerimiz birbirimize faydalı sözleri Allah söylemeyi nasip eylesin. Öyle bir güzel bir kıssa nasihat kitaplarımızdan okumuştum. Okumam biraz az benim de. Evet. Cenab-ı Hak bana 3 şeyi ikram etti. 3 şeyi fazla. Dinlemek, dinlemeye giderdim. Uzak uzak yollara gidiyordum. Elhamdülillah. İstanbul'umuzda çeşitli camilerdeki nasihatlara, onların her birinden güzel güzel hatıralarımız var elhamdülillah. Zaman zaman söyleyeceğiz. Zikrul evliya tenzilur rahme. Evliyaların anılması, Allah dostlarının anılmasıyla Allah'ın rahmeti iner. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem. Evet, bir insanın 4 işi aynı saatte görülmesi icap eden 4 iş. İçinizde köylerde yaşayanlar da vardır. Hatırlayanlar olabilir. Adamcağızın 4 işi. Tarla sulama sırası saat 12'de. Tarla sulama sırası var. Arklar olurdu. Tarla sulanır böyle eskiden. Saat 12'de giderse sırasında tarlasını sulayabilecek. İkinci işi, değirmende buğdayı var ya da arpası var. Saat 12'de giderse sıra 10'da değirmenini un yapıp evine un getirecek. Evde un bitmiş. Üçüncüsü, affedersiniz, ahırda eşeği ahırdan kaçmış, ormana doğru gitmiş.
Eğer onu saat 12'de gidip de getirmezse kurt yiyebilir. O da tehlikede. Bir de namaz. Cuma namazı diyelim ama siz 5 vakit namaz deseniz de olur. Evet. 5 vakit namaz da o kadar faydalı. Adam bir düşünüyor, köylüler akıllı olur. Şehirliler de, imanlılar akıllı olur da, şehirlerde imanlar biraz zedelenebiliyor. Köylerde gökte yani Allah'ın kudretini görür. Göğe bakar Allah'ın kudretlerini görür. Yere bakar Allah'ın kudretini. O dağ köyleri ben diyorum. Dağ köylerinde de dağ köylüleri de imanları kuvvetli oluyor öyle. Cömert olur. İmanları kuvvetli olur. Çünkü göğe bakıyor Allah'ın kudretini görüyor. Yere bakıyor Allah'ın kudretini görüyor. Ağaçlara bakıyor, hayvanlara bakıyor. Şehirlerde de muhafaza ederse o da daha da kıymetli oluyor. Bunlarda da hayırlar var. Ya Rabbi benim affedersin eşeğim de yoktu. Değermende unum da yoktu. Un şeyi de yoktu. Tarla sulamam da yoktu. Sen vardın ya Rabbi. Ben senin emrine gidiyorum ya Rabbi. Köylüler akıllı olur diye bunun için söylüyorum yani. Akıl ediyor insan. Doğru camiye gidiyor. Sünnetleri kılıp Hatip Efendi hutbeye çıkınca bir yağmur sana. Oo, içinden tabii konuşmaz orada. İçinden seviniyor. İyi ki tarlaya gitmemişim. Tarlalarımı sulandı. Hepsini Allah suladı ve selam. Sevinerek tarla sulandı. İşin birini yapmakla ikincisi iş oldu. Eve geliyor şimdi. Evvela bir eve uğruyor. Eve gelin bir de bakıyor affedersin eşek kulağına yağmur yaş olursa hemen kaçarmış. Yağmur yağınca kaçmış ahıra girmiş. O işin üçüncüsü de oldu. ne iyi olmuş ben şeye gitmedim namazı bırakıp da ormana hayvanı getirmeye gitmedim. Neyi? Allah onu da getirdi. Tarla sulandı. Tarlalar hepsi sulandı. Eşeğimiz de geldi. Şimdi geride kaldı un. Hanımlar da merak eder yani. Çocuklar yiyecek ekmek yok evde bitmiş. Hemen koşuyor. Bir ödünç deriz biz, ödünç. Değermenciden, değermenler olurdu eskiden. Değermenciden şeyi alırım, ödünç un alıp getireyim diye koşup şeye gidiyor daha eve çıkmadan. Hanım un istiyor. Koşuyor. Bir de bakıyor, o Ahmet Ağa çuvala un dolduruyor. Çuvalın birini doldurmuş, ikinci çuval. Bakıyor kendi çuvalları. Ahmet Ağa çok teşekkür ederim. Ne iyi ettin ya. Benim çuvalım. Aa senin çuval. Yanlışlıkla senin çuvalı koymuşum bak. O da oldu yani Allah'ın lütfuyla. Allah yapar da onun için söylüyorum. Her şeyi Allah yapar. Güzel yapar. Yasin-i Şerif'in sonunda bu ayet-i kerimeden de çok çok bazı İslam toplantılarına gitmek için vakit yok. Yetişemem, edemem. Arkadaşlarım da öyle söylüyor. Sen tamam, devletler arası toplantılar yetişemez. Mekke mükerremedeyiz. Çıkış, dönüş yapılacak. Bunlar vakit alır. Allah! Bu ayet-i kerime aklıma geldi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
Evelleysellezî halakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehum. Bela ve huvel hallâgul alîm. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Fesübhânellezî biyedihi melekûtü semâvâti vel arda. Fesübhânellezî biyedihi melekûtü semâvâti vel ardı ve ileyhi turca'ûn. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Fesübhânellezî biyedihi melekûtü kullu şey'in ve ileyhi turca'ûn. Sadakallahu azim. Sizin nurlarınız bize aksediyor. İhlasla dinliyorsunuz. Bazen heyecandan ayet-i kerimeleri okumakta da noksanlarımız oluyor. Allah bizleri, sizleri, bütün kullarını affı mağfiret eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin ve elhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah. Arapçada ilellika buyuruyorlar. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi göremiyorum, üzülüyorum. Cennette görüşeceğiz inşallah. Dünyada da Allah görüştürür inşallah. Cennette de görüştürür inşallah.